Hırmatlı dostlar bu videoda görüşünce yanık devam ediyoruz. Yeke, yeke, birinci saha el butonu yani bu cidden V butonuna e, basan basınca uğrattığınızda bu gelecektir her bir yerde olsanız mesela aşağıdan e, şekil araçlardan. Ben bir şekil istifade tutayım ama V butonu basınca hemen yukarı çıkacaktır. Buna kopyalak men el butonu diyorum. El butonu görüşünce yanık cahilden tutup bir yere taşıyabilirsiniz taşı ya tutup yerleştirebilirsiniz. Edeni işleminizi bu cahilden ayarlamak için bu el butonu var. Bu sadece her taparın kullanımda istifadə edecek ki, buna mutlaka gelers ve görürüz başka özel bir işlemi hem yok. Onun aşağıya gelen suratınızda seçim araçları. Market tool diyor. Görüşünüz. Yani bunu hem her bir yerde olsanız ya ona işiniz düşse e, keyboard'dan M butonuna basan suratınızda ocağa gelecektir. onun hem özelliğini açmak için Mouse'un sağ tarafına kilit etseniz görürsünüz yani açılacak bir kancadan özellik var bu cayda. Bir her tört kunç, bir hem tegelek ve iki tane hem şu işimize yarıyor yani bir piksel seçme için işimize yarıyor. Bir piksel yataylığında bu bir piksel e, dikeylikte seçebiliyorsunuzlar. Bunu hem eğer yukarıdaki 4 künçten bunu ele getirebilmeseniz yani kıyın olur ki bir piksel seçmek onu hem bu cayda kelte yol ekle koyup ki e, bu cayda seçip bir piksel seçmenizi yarıyor. Bilmedim mi? Kaçan işlebiliriz. Yani kaçan işimizi yarar. Onu bilmedim ama bu kısım mutlaka işimizi yarıyor. Ve köp işleri hem bizden çıkarabiliyoruz. Mesela birincisini görelim. Tört güncek. Bunu hem seçtikten sonra bir yerini seçme için ne iş etmemiz gerekiyor. Ama her bir yere e, mouse'u görürsünüz. Yani mouse'un yerinde e, klik edip basıp durup sağa tartan sonra otomuzda Yani seçilecektir ve yukarı hem aynı şekilde bunu hem seçecek olsak yukarı tarzdan soğurduğumuzda yukarısı seçilecektir. Ben gördükten sonra bu seçildi mesela. Bu e, yani seçim araçlarından gitmeden her bir yere taşıyabiliyoruz mesela görsünce yani her nere akıcak olsak akıdı biliyoruz. Ama bu seçim araçından başka bir zaya şey, ele geçen suratımızda ya başka bir yere geçen suratımızda bu işlem e, edilecektir ve onun sonra bunu daşıyı geldir. Mesela ben bu seçim araçlarına geleyim ve yanın ele geleyim. Bu seçildi mesela. Bunu şimdi törkünceye taşıyıp bunu seçecek bol bilmiyoruz her bir yere gidecek bu seçildi, bu kesildi mesela. kesilen yerinden başka buraya yerde Ama bu 4. katı başka bir yerde bunu seçecek olsak yanından seçmemiz gerekiyor. Ben Ctrl Z bilen geri, yanından bir Ctrl Z edip geri aldım görsünüz Yani iz aldım. Bu hem aynı şekilde mesela yanlış geçip üstünden ama yanın hem e, seçim araçlarının üstünde olmadığı için bu seçildi. Yanın hem Ctrl z alıyorsun da seçim araçlarına gelen sorusunu da görürsünüz yanak bunu ye özüne taşıyıp bunu hem seçebiliyor. Dostlar bu sefer 4 güncek ve yukarıdan aşağı seçebildik ye aşağı. -şey. Bunu ne hile yani 4 iki tarafı hem beraber şeklinde seçebiliriz. Ve bu seçimi hem gidirmek için şaydan başka bir yere basan sorusumuzda seçim gidecektir. Ya olmasa bu seçim seçilen görürsünüz yanak bu caydan Select D select var görüşünüz yanıq. Ctrl D. Min köprak hem bu cahaya gelip bunu seçim yok. Seçim, yeni seçim hallamadım. Yaşıcağız aydın kesik geldi. Bunu Ctrl D edip seçimimizi iptal edebiliyoruz. Mesela 4 günlük iki taraf hem beraber bulup nehil seçebiliriz. Mesela yalnızca uzun seçtik, sağa çektik, çepe çektik. Mesela 4 günlük bir zat olsa, yani iki taraf hem beraber bulmasını istesek nehil seçebiliriz. Onu hem aynı şekilde bu cayda, e, shift butonuna basıp, yani shift butonu koparak bundan sonra bu cevapta işimize gelir. Shift butonuna basıp, mouse görüşünden değişmedi. Ben shift butonuna basıp tuşu bu bilen ve mouse'un hem çep tarafına basıp tartan sonra atımızda görüşünüz. Yani 4 günlük olacaktır. Siz sağa gidin ya, çepe gidin ya, yok yukarı gidin, gidin, Bu 4 küncekten hiç bile değiş görüşünüz yani. Oca da yazı hem yazıyor W 380 H aynı width ve height şeklinde aynı şekilde ikisi birlikte değişiyor. Ben her, her kança sağa gitsem hem aynı, her kança çepe gitsem hem aynı. Eğer 4 küncek bir seçim e, işleyecek olsak mutlaka shift'i basıp durmamız gerekiyor görüşünüz yani. Ve bizim 4 küncek ayarımız hazır şüphelen ikisini birlikte seçtik. Yalnızca yukarıdan aşağı tart yotuk Yani bunu ortadan yukarı çıkmasını, yani orta aradan kettel benim işime yarayacak bolsa nehil edebiliriz. Onu hem aynı şekilde bu cahide alt butonuna basan suratımıza, bu selekte kontrol diye bilen yok aldım. Bu alt butonuna basan suratımda benim orta aradan görüşünüz. Yani. İrək ortadan kettilmeyle başlıyor. Bu nem işimize yarıyor? Meşirədən bir seçim yapacak görüşün. Yani şu şekilde oldu. Hiç anlamadım Yok orta boş kaldı. Aşağı kop geldi. Bunu hem aynı şekilde kontrol bile alıp. Ortadan alt butona basıp çeken suratımda görüşünüz yanak. İki tarafı hem beraber oldu. Mesela ben bu caydan düşünüp oturacak. Kaç çeksem ya. Bu caydan çeksem yakışı olurum. Kadip düşünecek kadar Orta arasını kontrol edip. Orta arasından çekip mouse'u verip bu şekilde kolayca çekebiliyor. Dostlar seçmelerin bazı özellikleri bular da bacağı orta yani toğluk seçme ne mi işimize yarıyor onu hem görelim. Toğlak seçme hem aynı şekilde şöyle tartan sorusunuz toğluk şeklinde gelecektir. Bu görüşün yani e, tam toğluk iki tarafa mı bunu hem beraberlamak için. Shift butonuna bassak mutlaka e, bilin, e, aynı şekilde toğluk şeklinde e, çiz, çizilecektir. Aynı şekilde dört güncek şeklinde yani iki taraf hem yukarısı hem aşağı hem bara var şeklinde kitledi de biliyorsun mesela. Ben bunun e, bu için bu şekline geldi? Oval shift butonunu göverdim O sebepten bu şekline geldi. Ben bunu ortalamak için e, klavyenin klavyanın ya keyboardun kitleken boşluk tuşuna basıp ve mausun emsa o tarafına basan suratınızda orta qıra akeli bilersinizler. Aynı şekilde yanan bir dana seçilin Görsünüz yana qış bilen e, yani pozuq o toqalaq geliyo. Munu hem shift tutuna basıp toqala bilers. Va aynı şekilde avol mausu gövversek, ondan son shifti gövversek, shift hiç bir gincilik bolmaz. Men hem işe şu şekilde tiz istifade çek olup, avol shifti gövversen mausu 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 gövversen yine öğrendik de benim şöyle diyeyim şu kuru bekini görsünüz yani benim bu legislerin bunu kesecekten başka bir reise yapıştıracak mı yani o legisi bile bu e, seçimler bile işimize yarıyor mesela şuradan seçeyim ben şu hatımı görsünüz yani hatı seçildi o yok orsundan tecik kaldı hiçbir değeri çıkmadan Ente şu yuqarı qaydı bilen Muni mis seçilen soň başga bir yere gelip, muni görüşüngiz yanaq iki özüni göterip gidi Mesela bu ýerde de, de başga köp ýerlerde kiçijik bir ýeri seçmemiz gerekýär ki o ýerde işimiz ýerýär. E, hiç bolmasa kontrol Z edäň. Bu bu ýerde bir tane eksimiz bar. Munyň üstüne seçilen bilen kontrol G butuna basan suratymyzda iki özü galjakdyr görüşüngiz yanaq. Bunu her bir yeri akıllı mesela bu e, grubu qurub ekeni e, bir yazı yazar bunu arq background tanam yoq bunu bir quruv şeklinde istifadə edə bilərsiz. Görsün yəni seçim aracı bilən şu işi edebildik. bilər. Seçim araçları bu, bu, bu şekilde istifadə oluyor ve iki tane bir piksel neymişimizi ona görelim hemen. Bir pikseller hem e, ya da bir piksel bunu hiç tutup çekmenize gerek yok üstüne bir sapar seçen sorusunuzda görsünüz yanık dikey şeklinde bir piksel seçti bunu hem köpeldi bilersin iki özünü mesela Ctrl G'den suratımda bir piksel gelecektir görsünüz yani şurada görünmenim bu hatta seçeneklerden görünen suratımda bir pikseli ucada görmek köp mesela bir piksel iş oluyor manşıl bir piksel oluyor bilir ya ancak 1080, 1080'e 1080 piksel etiyorsa ya bün 80 yatayında bün 80 dikeyinde bir piksel oluyorursunuz yani. Bunu hem bu şekilde e, kesebilirsiniz. Bilmedim yani kaçan işimize yarar. Bilmedi men kaçan işimize yarar ama benim kopu sıfada edem yok. O, o sebepten hem ama bu yerde barpla grup geçmemiz eee olur. Mesela bu Bir piksel zaten gerekiyor. Hemen bu yer şey, T şeklinde bu şey geçip seçebilirsinizler. Uğurlu dostlar. Görüşünüz yanak seçim araçlarımız görüp geçtik. Ondan son bu zaydan yeke yeke devam eders, Ve e, köp zatlar bu zaydan e, şekilinde yani, Biliyon nitece kina holyondur. Uzun uzun filmler, videolar. Ama görüp geçtik köp zatlar mantığında, mantığı oturuyor. Ondan son, e, hiçbir e, gerek yok. Şu zaydan şunu yeşedi bilen, bu zaydan bunu yeşedi bilen deyip T şeklinde bu cevabı geliştirebilirsinizler. Hatta bu meslek haline dönüştürebilirsinizler. Dostlar bu video hem bize de keselin, kopuzu ile bulmasın. Şunu edip geçeyin. Sizin benim kanalıma azab olup, benim videolarımı başkalarıyla paylaşmanız, beğenip e, yazsanız benim için ulu bir destektir.